Şöyle, size 2022 ve öncesi Şanlıurfa turizmi nasıl geçti acaba? 2022 bence çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Yüksek yoğunluklu ki 1 milyon geceleme sayısını da geçmiş durumdayız. Öncesinde malumunuz 2020-21 yılları içerisinde bir pandemiyi yaşadık. Daha öncesinde 2019 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Göbeklitepe yılı ilan edilmişti. 2018 yılında da zaten Göbeklitepe UNESCO Dünya Mirası listesine girmişti. Bütün bunları düşündüğümüz zaman aslında 2014'ten başlayan bir yükseliş trendinde. Evet, arada bazı zamanlarda düşen bir trend olsa da, düşen bir turizm ivmesi olsa da genel anlamda 2022'ye kadar çok iyi şekilde ilerlediğini gördük. Çünkü rakamlarımız bir anda 10 yıllık süre içerisinde 200 binlerden, 220 binlerden 1 milyon rakamlarını aşan rakamlara yükseldi. Bu anlamda baktığımız zaman 2022'ye kadar, 2022'nin sonuna kadar gerçekten Şanlıurfa turizm anlamında çok iyi rakamlara ulaştı. Tabii sadece turizm rakamları anlamında düşünmemek lazım. Çünkü turizm altyapısını yaptığınız zaman, iyileştirdiğiniz zaman bu rakamları yükseltebilirsiniz. Bugün baktığınız zaman işte Türkiye'nin en büyük müze kompleksinin Şanlıurfa'da olması, Göbeklitepe, Karahantepe gibi dünya arkeolojisinde söz sahibi olan yerlerin şeye geçmesi, ziyaretçilere açılması, özellikle Göbeklitepe'nin, Balıklı Göl veya Urfa, eski Urfa dediğimiz alanlardaki hem çevre düzenlemesi hem sokak cepheyi iyileştirilmesi, turistin şehirde daha fazla zaman geçirmesine yönelik olan tüm altyapılar Şanlıurfa'nın zaman içerisindeki turist sayısını, turizm istatistiklerini hep yükseltmiştir. En son işte baktığımız zaman 1 milyon rakamını da geceleme olarak geçtik. Ki bugün şehirde gördüğümüz zaman aslında artık turizmin bir ekonomik, büyük bir ekonomik kazanç kapısı olduğunu görüyoruz. Hem çalışan anlamında, hem işletmeler açısından, hem eski Urfa evlerinin turizmde kullanılabilirliği yönünden baktığımız zaman Urfa bu anlamda ciddi bir 2022'nin sonuna kadar ciddi bir dönüşüm yaşadı ve bu gelecek yıllarda daha da ileriye, daha da iyi bir yere gideceğini düşünüyorum ben. Geçtiğimiz aylarda deprem ve sel olmak üzere doğal afetler yaşadık. 2023 ve sonrası için turizm nasıl olur Şanlıurfa için? Yani açıkçası çok ümit varım. Evet, 2022 Şubat ayında, malum 6 Şubat'ta, 2023 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Dünya ölçeğinde aslında büyük bir afetti gerçekten. Ama Şanlıurfa çok çabuk toparladı. Bunu çok sahada çok çabuk gördük. Yaralarımızı çok hızlı sardık. Bu anlamda çok çok önemli. Bu bizim, benim nazarımda turizmcilere verilen çok net bir cevaptı. Çok net bir nasıl derler, bilgiydi. Şanlıurfa turizmi hazır diye. Ama bunu, evet bu vardı. Ancak malumunuz bir sel felaketiyle yine karşı karşıya kaldık. Ama bunu da hızlı toparladık. Yani gerçekten sahada olan tüm çalışanları gördüğümüz zaman en üst yöneticilerden en altına kadar tüm herkes hızlı bir şekilde selin yararlarını sarmaya çalıştı. Ve şu an geldiğimiz noktada turizm sezonu, işte bayramın yakınlaşması. Şu an sel veya depremden kaynaklı turizm anlamında herhangi bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir sıkıntımız yok. En azından turistlerimizi misafir edebilecek durumdayız şu anda. Rahatlıkla onları gezdirebilecek 2 gün, 2,5 gün misafir edebilecek durumdayız. Bu anlamda baktığımız zaman 2023'te özellikle bayramla birlikte, Ramazan bayramından sonrasında evet bir seçim gündemi var. Seçime kadar kısmi olarak bir turist akışı bekliyoruz. Ancak seçimden sonra yüksek yoğunluklu bir turist hareketi bekliyoruz. Özellikle Eylül ve Ekim dönemlerinde bu yoğunluk en tepeye ulaşacak ve bundan sonraki süreçte büyük bir sıkıntı olmazsa Şanlıurfa'nın turizm istatistiklerinin olsun, turizm işletmelerinin, otellerinin çok büyük dolulukla hizmet verdiğini göreceğiz. Bu noktada ben çok ümit varım. Çünkü sahadan aldığımız geri dönüşler, özellikle dış ajantalardan veya ziyaret edecek olan insanların beklentilerinden, taleplerinden biz 1-2 ay sonra Şanlıurfa'da çok yoğun bir sezon yaşayacağımızı, yoğun dönem yaşayacağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Taş Tepeler Projesi dünya ölçeğinde bir proje. Durumu nedir? Gelecekte Urfa'ya katkısı ne olacak acaba? Evet, Taş Tepeler aslında çok iyi bir noktaya değindi. Taş Tepeler Projesi dediğiniz gibi dünya ölçeğinde bir proje. Çünkü 12 tane Neolitik dönem alanın, Neolitik dönem Göbeklitepe benzeri alanın
arkeolojik kazılar, bilimsel arkeolojik kazıların yapılması, koruma ve kullanma dengesi gözetilerek bu alanların turizme, turizm açılması, ziyaretlere açılması. Ama buradaki temel özellik şu, önce koruyalım. Sonra koruduğumuz, korumayı tam yapabildikten sonra kullanma, ziyaretçilerin kullanımını açalım, ziyaretleri açalım. Bu anlamda baktığımız zaman işte Karahatepe bunlardan birisi, Taştepeler, Göbeklitepe'nin zaten kendisi bu işin ana mihenk taşlarını. Karahatepe bu şekilde. Sefertepe'de kazılar, Çakmaktepe'de kazılar, Sayburç'ta kazılar devam ediyor. Gürcütepe'de kazılar devam ediyor. Harbetsuan'da kazılar devam ediyor. Ve baktığımız zaman yeni kazı alanları da ortaya çıkacak. Farklı noktalarda, lokasyonlarda. Ve bunlar 2023-2024'ten itibaren de şeye geçecek, ziyaretçilerin ziyaret edebilir duruma gelecek bazıları, peyderpey açılacak. Bu anlamda baktığınız zaman neden önemli? Çünkü dünya ölçeğinde bir proje, her insanın Şili'deki, Peru'daki veya Çin'deki insanların dahi Neolitik döneme olan ilgisi müthiş derecede. Çünkü en nihayetinde baktığınız zaman Güney Amerika'daki insanın dahi nereden geldik sorusuna cevap aradığında bulacağı yer buralı, bu topraklar hep. Bu anlamda önemli bu topraklar. Burada yapılan Neolitik dönem çalışmaları. Bunu görmek lazım. Bugün bakıyorsunuz yurt dışında işte 4-5 bin yıl öncesine tarihlenen alanların ne kadar ziyaretçi aldığını, ki Göbekli Tepe'nin aslında ne kadar ziyaretçi aldığını görüyoruz. Çok kısa süre içerisinde milyona yaklaşan ziyaretçi neredeyse. 850'nin rakamını bulduk çünkü biz Göbekli Tepe'de. Şimdi bunları böyle bir Göbekli Tepe'ye böyle bir talep var iken Göbekli Tepe'nin çağdaşı olan bu tarz yerlere çok daha fazla olacağını düşünüyorum. İnşallah da olacak diye bakıyoruz. Son olarak Göbekli Tepe ziyareti açıldı. Deprem ve sel felaketleri Göbekli Tepe'ye bir zarar verdi mi? Yok, aslında Göbekli Tepe bize aslında şunu gösterdi, ben buradayım, ben ayaktayım, 12 bin yıl sonra dahi zarar görmedim dedi. Biz depremin hemen akabinde sahaya indiğimizde Göbekli Tepe'yi özellikle ama özellikle inceledik. Hem fiziki olarak inceledik, sonrasında da bizim gövye testiyle açılarında kayma var mı diye baktık. Göbekli Tepe'de hem fiziki olarak hiçbir zarar görmedik, sahaya indiğimizde, alana indiğimizde Göbekli Tepe'nin testlerinde kayma olmadığında gördüğümüz zaman gerçekten çok sevindik. Zaten sonraki süreçte olan o sel felaketi de, felaketinden de Göbekli Tepe çok çok uzaktaydı. Çok yüksekte konumlanmış olması dolayısıyla da sel felaketiyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Öyle söyleyebilirim. Göbekli Tepe bu noktada bize şu anda hani geçmiş yılların mimarisiyle alakalı çok daha fazla şeyler söyleyebileceğini gösterdi. Ve baktığımız zaman Göbekli Tepe şu anda da artık ziyaretçiler de bekliyor. İnşallah tüm herkes de bekliyoruz.